düşmanlarımızın gücü bizim parçalanmışlığımızdan kaynaklanıyor. Sadece Anadolu'da 16-17 tane beylik vardı. Suriye, Irak, Lübnan, Kuzey Afrika, İslam dünyasında 30 küsur devlet vardı. 40'a yakın devletçik beylik vardı. Birbirleriyle kavga edip duruyorlardı. Benlik kavgası, beylik kavgası, meşrep kavgası, mezhep kavgası ve Hristiyan dünya bir anda birleşiverdi. Papa Urban'ın çağrısına uyan tüm Avrupa harekete geçti. Göğüslerine haç işaretini koyan çekirge sürüleri gibi yamyamlar, vahşiler saldırdılar İslam dünyasına. Anadolu'yu savunamadık. Yer yer mücadele ettik, boğuştuk ama ciddi zayiatlar verdirdik ama durduramadık. Arkasından Kudüs'e kadar ilerlediler. 1095'te başlayan Haçlı saldırısı 1099'da 4. yılın sonlarında sonuç aldı ve Kudüs düştü. 70 bin Müslümanı, 70 bin Müslümanı Kudüs'te, özellikle Mescid-i Aksa'nın hareminde katlettiler. Atların dizine kadar kan doluydu diye Haçlılar övünüyorlardı. Diğer vahşetlerini anlatmayalım. Ve orayı yaktılar, yıktılar, Haçlılar gittiler ve 88 yıl Müslüman dünyada ciddi bir karşı koyuş ortaya çıkmadı. Birbirimizle uğraşmaya devam ettik. Maalesef ve maalesef. Yalnız Haçlılar sadece Kudüs'ü değil, biraz önce İskenderun dedi Bülent kardeşim, Bülent başkanımız. Evet, o zaman da Hatay'da, Antakya'da priskeplik kurmuşlardı Haçlılar. Unutmayalım bunları. Tarih ders alınmazsa tekerrür ediyor. Aynı yerlere hedef alıyorlar. Haçlılar, daha bugün tekrar gözden geçirdim buraya gelirken. Me'arratun Numan, şimdi nasıl katlediyorlar oradaki kardeşlerimizi? Haçlılar'da 20 bin kardeşimiz o zaman orada katletmişler. Daha yeni okuduklarımı paylaşıyorum. Tarih tekerrür ediyor maalesef, ibret almadığımız için. Sonra Urfa'ya kadar ilerlediler. Ve Urfa'da İmadettin Zengi, Haçlılara ilk büyük darbeleri arka arkaya indiren bir mücahit komutan olarak ortaya çıktı. Ne kadar zaman sonra? Yaklaşık 45-50 yıl sonra, 1146'larda, 47'lerde. Ve bu Müslüman dünyada bir umut işi oldu. Bu Haçlıları yenebiliriz, bunları kovalayabiliriz derdi. Arkasından onun oğlu Nurettin Mahmut Zengi, bu ismi unutmayalım. Bu isme rahmet okuyalım. Bu büyük mücahidi rahmetle analım. Onların isminden gidelim. Nurettin Mahmut Zengi, Halep'i merkezi denerek Zengiler Devleti'ni ciddi manada sınır olarak da güç olarak da takviye etti. Ve 3 tane hedef belirledi. Gençler, okullarda söylüyorum. Aşağı yukarı son 2 senedir. İHA'ya açıktan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 10 bin küsur kitap okundu. O gençlerin çoğuna hitap etme imkanı oldu. Birçoğuna başkalarına hitap ettik. Şu ana kadar 70 bine yakın gencin eline ulaşan kitapla şunu haykırıyoruz. Gençler, hedeflerinizi büyük tutun. Selahattin Eyyubi'den önce Nurettin Mahmut Zengi, onun babasının da komutanı, Selahattin Eyyubi'nin babasının komutanı olan Nurettin Mahmut Zengi, bir İslam birliğini kurmadan Kudüs'ü kurtaramayız dedi. İlk büyük hedef olarak bunu ortaya koydu. Kardeşlerim, bugün de İslam birliğini kurmadan, ümmetin birliğini kurmadan, İttihar-ı İslam'ı gerçekleştirmeden düşmanı mağlup edemeyiz. Çünkü Allah biz birlik olmadan bize yardım etmez. 2. Kudüs'ü Allah'ın izniyle ben kurtaracağım dedi. 3. İstanbul'u da ben fethedeceğim dedi. Ta Halep'ten. Diyeceksiniz ki Halep nere, İstanbul nere? Hayallerimiz küçük olmamalı. Hayallerimiz, ufkumuz, projelerimiz, planlarımız, programlarımız çok büyük olmalı Allah'ın izniyle. Ve devam etti yoluna. Fakat bunu başarmak Selahattin Eyyubi'ye nasip oldu. Selahattin'in babası ve amcası onun emrine giren iki değerli komutandı. Necmettin Eyyub ve Esedettin Şirkuh. İki büyük komutan. Hemen de söyleyivereyim. Hocam bunların hangisi Türk
Türktü, hangisi Türktü, hangisi Arap'tı? Eğer bunları tartışıyorsanız Allah zafer nasip etmez. Selahattin Eyyubi bu yüzden kendisini ortaya attığında ben Selahattin Türkiye, Türkiye Arabi değil, ben Selahattin Muhammediyim dedi. Muhammediler miyiz? Elhamdülillah. Muhammed'in oğulları mıyız inşallah? Ümmeti Muhammed miyiz? Daha başka ne isim arıyoruz Allah aşkına? Ve iki komutan teslim oldular ona. Bağlandılar. Babasını, Selahattin'in babası Necmettin Eyyubi Şam valisi yaptı. Amcasını ordu komutanı yaptı. Selahattin Eyyubi 15 yaşlarında, 16 yaşlarında Şam'da eğitim görüyor. Ve hem İslami ilimlerde iyi, hem fen ilimlerinde. Hafız, hiçbir namazını kaçırmayan bir adam. Adam gibi adam. Hatta tarihçiler derler ki, bütün namazlarını cemaatle kılan bir adamdı o. Yaralandığı zaman bile, hocam lütfeder misiniz de kıbleye, önüne, efendim imam, hoca olarak, imam olarak bir hocasını geçirir, kendisi yattığı yerden imayla olsa cemaatle namazını kılardı. Selahattin Eyyubi babasının mektubunu büyük komutan Halep'teki Nurettin Mahmud Zengi'ye götürüp takdim eder. Ve Nurettin Mahmud Zengi onun gelecekte büyük bir mücahit olacağını keşfeder. Ve hatta onu o tarihten sonra kolay kolay yanından ayırmaz. Özel olarak yetiştirir. Hatta Çerkez oyununda Nurettin Mahmud Zengi'nin tek rakibi Selahattin Eyyubi olur. Kilit benzeri bir oyun. At sırtında çevik, kılıç kuşanmayı, efendim ok atmayı, mızrak at kullanmayı becerme anlamında bir oyun. Ve yalnız Selahattin Eyyubi'yi, Selahattin Eyyubi yapan sadece Nurettin Mahmud Zengi değil. Orada bir minber yapan, Nurettin Mahmud Zengi'nin talimatıyla doğru söyleniyor. Terimli bir marangoz. Gençler, ben kendi adıma söylüyorum. Buraya marangozluk yapmaya geldim. O marangozun yaptığını eğer yapabilirsek buradan onlarca, yüzlerce, Türkiye'den binlerce, milyonlarca Selahattin çıkacak İslam dünyasından. Adamcağız 90 yaşlarında, 80-90 yaşında ihtiyarlamış. Yahu ben ölüp gideceğim. Mescid-i Aksa hala işgal altında. İşgalin 50. 60. yıllarında düşünüyor bunu. İçim kan ağlıyor, uykularım kaçıyor ama bir şey yapamıyorum. Bari ben marangozum, minber ustasıyım. Ömrümün en güzel minberini yapayım. 2 sene uğraştığı söyleniyor. Kaneli çekimi işliyor. Ve o güne kadar yapılan en güzel minberi yapıyor. O yıllarda yapılan minberlerden en sonuncusunu Manisa. Efendim, hocam hemen söyle. O Manisa'da neredeydik? Evet, Manisa Saruhanlı'da bir cami, Saruhanlı Camii'nden aktarmışlar. O minberin küçültülmüş bir benzeri. Çivi kullanmadan yapıyorlar. Birbirine eklemeli, kütlekarlı tekniğiyle, Lego usulü. Harika bir minber. Herkes onu görmeye geliyor. Ve o adamcağız, Terimli Marangoz, her gelene Kudüs aşkı, Kudüs aşısı, Kudüs şevki. Nuri Pakdil abi Allah rahmet eylesin. Kudüs aşkı veriyor. Fakat bir kişi de tutuyor bu o zaman. Kime, kim geldiyse onları hep Kudüs'e yönlendiriyor. Ama Selahattin arkadaşları geldiğinde, dedeciğim bunu siz mi yaptınız? Evet evladım. Elinize sağlık, harika olmuş, çok güzel olmuş da dedeciğim bunu hangi camiye koyacaksınız? Evladım, ben bu minberi Mescid-i Aksa için yaptım. İyi ama dedeciğim orası işgal altında. Biliyorum evlat, biliyorum. Benim 50-60 senenin içim kan ağlıyor. Bir yiğit çıkıp da kurtaramadı orayı. Ben ölüp gideceğim, bari dedim oraya layık olmaz ama ömrümün hayatımın en güzel minberini yaptım. Peki kim koyacak dedeciğim onu oraya? Bir yiğit de çıkar, onu oraya koyar dedim. İşte bu cümleyi duyunca, o güne kadar herkes galiba sağına soluna baktı. Rahmetli Necip Fazıl Üstadımızın dediği gibi, kim var dendiğinde sağına ya da soluna bakınmadan ben varım diyen bir gençlik. Gençler, ben varım diyor musunuz? Var mısınız?
Selahattin olmaya var mısınız? Selahattin Eyyubi öne atıldı. Dedi ki dedeciğim merak etme. Allah'ın izniyle Kudüs'ü ben kurtaracağım. O haçlılar oradan kovalayacağım. Mescid-i Aksa'ya bu minberi de yerine ben koyacağım. Ama o güne kadar da kendime gülmeyi haram ediyorum. Gülmek bana haram olsun. Tam 33 yıl Selahattin'in yüzünün gülmediği söylenir. İşte dava adamlığı budur. İşte adamlık budur. İşte adammışlık budur. İşte kararlılık budur. Selahattin 33 yılın sonunda yüzü gülecek ve başaracak Allah'ın izniyle bunu. Hızlı geçeyim ve toparlayayım. Bu tarihten sonra evet döner ama Nurettin Mahmud Zengi onu birçok göreve görevlendirir. En önemli görevi de çok ilginçtir. 3 defa 20'li yaşlarında, 25 yaşına geldiğinde 10 yıl sonra Mısır'da Şii Fatımi Devleti hem içeride sorunlarla karşı karşıya hem de Haçlıların baskısı altında. Onlardan biri pek de güvenilmez ama Şaver Nurettin Mahmud Zengi'den yardım ister. O bunu fırsat bilir. Oralarında İslam birliğine dahil olması lazım. Çünkü ayrı baş çekiyorlar. Dolayısıyla 2000 kişilik bir orduyu gönderir oraya. Ve kimdir bu gönderilen kişi? Selahattin Eyyubi'nin amcası Esedüddin Şirku, kendisi de komutan yardımcısı. Orada Haçlıları def ederler. Ama birkaç yıl sonra bir daha 3 defa Mısır'a sefer düzenlenir. Son seferde 7000 kişilik ordu Mısır'da kalmaya karar verilir. Nurettin Mahmud Zengi izin verir ve orada kalırlar. Ve bir süre sonra sarayda meydana gelen kargaşa üzerine saraya el koyulur. Selahattin Eyyubi ve amcası oranın tek hakimi. Bir ay sonra baba vefat edince Selahattin Eyyubi 1170'lerde Eyyubiler Devleti'ni kurmuş olur. Donanma, ekonomi, ordu her bakımdan güçlü. Birkaç sene sonra Şam'da Nurettin Mahmud Zengi de vefat eder. Derler ki birlik dağılıyor, Selahattin gel. Selahattin Şam'a gelmeden önce çok ilginç, bugünküne çok benziyor. Kuzey Afrika'yı güvence altına almak için komutanlarından Karakuş Bey'i Libya, Tunus, Cezayir tarafına gönderir. Bugün Libya'yı son an hatırlıyor gibiyiz değil mi? 100 yıl sonra Libya'yı hatırladık diyoruz. Libya'yı unutmadık ki. Libya bizi unutmadı ki. Libyalı kardeşlerimiz bundan 30-40 sene öncelerine kadar Türkiye'ye İttihat Partisi kurmuşlardı. Kazanırlarsa Türkiye'ye katılacaklardı. Biz Türkiye Müslümanları Mavi Marmara şehitlerinin o kanlarının bereketiyle, o canlı diri kanlarının bereketiyle şundan emin olalım. Müslüman dünyanın gönüllerindeyiz. Müslüman dünya İslam birliğini yüreğinde taşıyor. Eğer bu birlik arzusu aşkı devam ederse Allah'ın izniyle bugün ya da yarın en kısa zamanda İslam birliği yaşayacak, gerçekleşecek ve Kudüs kurtulacaktır. Sonuca gelelim. Selahattin Eyyubi Yemen'e abisi Turan Şah'ı gönderir. Diğer taraflara İslam birliğini sağlar. Hızla Şam'da İslam konferansı düzenler. İki şey ister. Selahattin'in en çok tekrarladığı bir cümle var. Gelin bugün bunu bir yerlerde sürekli asılı hale getirelim. Konferanslarımızda bulunduralım. Çünkü bunu sağlamadan düşmanı yenemeyiz. Selahattin der ki, Selahattin Eyyubi, dostlarıyla uğraşanlar düşmanlarını yenemezler. Tekrarlıyorum. Dostlarıyla uğraşanlar, dostlarıyla savaşanlar düşmanlarını yenemezler. Birlik olacağız. Asla aramızda savaşmayacağız. İki ve tek bir ordu kuracağız. Selahattin'in tüm teklifleri kabul edilir. Fakat Selahattin Eyyubi bir türlü harekete geçmiyor. İslam birliği hazır. İslam orduları hazır. Karar alınmış. Bir eksik görmüş Selahattin Eyyubi. Sabah namazlarında bakmış ki camiler genellikle bomboş. Bir gün Şam Emeviye Camii'nde namaz kıldırır. Cuma namazı. Müthiş bir hatiptir o. Bir delikanlı fırlar ayağa. Der ki sultanımız müsaade edin, yürüyelim Kudüs'e. Allah için şehit olalım.
Otur evladım, zamanı var. İkindi akşam yatsı sabah namazını da kılar. Sabah namazını kıldırdıktan sonra ayağa kalkar. Bir de bakar ki dünkü cuma kalabalığının yarısı değil, çeyreği bile yok. Nerede o dün bana soru soran delikanlı? Bakarlar etrafa, yok efendim. Nerede dünkü kalabalıklar? Yoklar efendim. Der ki Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki İsta'inu bis sabr ve salah. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü iste'inu bis sabr ve salah. Ey iman edenler, sabırla ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Biz şu yarım yamalak camilerle, bomboş sabah namazlarındaki camilerle, %20'si şu an Türkiye için söyleyelim, %25'i namaz kıldığını söyleyen, geri kalanı kılamayan, bayramdan bayrama, cumadan cumaya kılmaya gayret eden ama bir türlü namazla ilişkisini düzeltemeyen Müslümanlarla mı Kudüs'ü fethedeceğiz? Haydi Selahattin Eyyubi'nin cümlesi. Haydi komutanlarım, haydi hocalarım, haydi şeyhlerim, şeyh efendiler, haydi alimler, komutanlar, beyler, atabeyler, haydi Allah aşkına çalışın. 8 yıl çalışmışlar. Kudüs'e 2 defa gittiğimde her seferinde bunu anlattılar, ağlaya ağlaya. 8 yılın sonunda onlar sonuç aldı. Biz de zannediyoruz ki Bülent Başkanım namaz platformunu biz kurduk. Hadi canım, Selahattin Eyyubi 1180'de kurmuş. Benim tespit edebildiğim tarih 1187'ye gelince bakmış ki camiler çıtayı çok yüksek tutmuş ama. Ne zaman ki sabah namazında camilerimiz cuma namazı gibi kalabalık olur, o zaman yürüyeceğiz. Bakar ki 8 yılın sonunda asırlar dışarılara taşmış. Şimdi oldu. Şimdi Allah'tan sabırla ve namaz kılarak yardım dilemeye yüzümüz olur. Bu namazlara tutunabiliriz. Ve اِنْ تَنْسُرُ اللّٰهِ يَنْسُرْكُمْ وَيْفَ بِدَقْدَامَكُمْ Siz Allah'ın dinine sarılın. Namaza sarılın. Allah'ın dinine 5 vakit bize uzattığı kulpa yapışın. Allah da size yardım eder. وَيْفَ بِدَقْدَامَكُمْ Ayaklarınızı sabit kılar. Ve eğer Allah bize yardım ederse, ve eğer Allah'ın yardımı gelirse فَلَا قَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَنْسُرْكُمُ اللّٰهِ فَلَا قَالِبَ لَكُمْ La galibe illallah diye bunu sloganlaştırmış ecdadımız. Ama ne zaman? Namaza, sabra, cihada, birliğe, beraberliğe, birbirimize sarılırsak. Sonuç 1187. Rakamları vermeyelim çünkü tarihçiler çok farklı veriyor. Haçlı ordusundan daha az olmasına rağmen İslam orduları Haçlıları çepeçevre kuşatır. Bir kişi bile adeta kaçamaz. Yarısı esir alınır, yarısı yok edilir. Komutanları da esir alınmıştır. Komutanlardan küfürbaz Roland denilen bir katil var, kahpe var. Hacıların yolunu kesmiş, onlara zulmetmiş. Muhammed gelsin haşa ve kella, kurtarsın sizi deyince, Selahattin de bunu duyunca, bu adamı yakaladığımda kendi ellerimle öldüreceğim diye söz verdiği için, o da kurtulmak için bir su istediğinde, daha su ona ulaşmadan İşini bitirir çünkü su eline aldığında Müslüman merhamete gelir, ona dokunmaz, mühlet ister vesaire diye ben de söz verdiğim için öldürüyorum. Kendi nefsin için değil, bu benim peygamberime hakaret ettiği için. Ve Selahattin zaferi kazandıktan sonra birkaç ay içinde Kudüs'ü de Allah'ın izniyle özgürlüğe kavuşturur. Arkasından o minberi de getirir, yerine koyar. O minber şimdi nerede? 1969'da minber bir Siyonist ajan tarafından yakıldı. Müslümanların, Kudüs'teki kardeşlerimizin namaza en az değer verdikleri bir dönemde gerçekleşti bu. Bir hoca efendi Türkiye'den oralara gitmiş 1967-68 hatıralarında yazıyor. Mescid-i Aksa'da 15 kişiyle namaz kıldık, 7-8 tanesi de bizdik. Cami bomboş. Camiler boşandığı zaman Allah'ın yardımını beklemek beyhude olur. Ve yaktı, girdi onların arasına, ajan sakladı yanıcı maddeleri, etrafta kimse kalmayınca attı ve yaktı. Ama elhamdülillah o şerden, o kötülükten Rabbimiz bir hayır lütfeyledi
İslam Konferansı eksiyle geliyle o zaman kuruldu. Müslümanlar bir araya gelmeye başladı ve geçen senelerde yapılan konferanslarda Kudüs kırmızı çizgimizdir cümleleri hiç olmazsa bütün dünyaya, bütün aleme ilan edildi. Peki son bir cümle, 1917'yi unutmamak lazım. Elimizden çıktığında, Kudüs elimizden çıktığında İngiliz General Allenby Kudüs'e geldi, yetmedi bir de nereye geldi? Çok enteresandır, Şam'a. Şam'da Selahaddin Eyyubi'nin mezarına kadar geldi. Resmen mezarı tekmeledi. Tak 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 tekme attı. Dedi ki Selahaddin kalk. Bu tekme ona atılmadı. Bu tekme bütün Müslümanların suratına, bütün Müslümanların alnına atılan bir tekmeydi. Kalk dedi, biz yine geldik. 740 yıl sonra, 750-60 yıl sonra geldi. Haçlı savaşları şimdi bitti dedi. Hala bitmedi. Haçlıların efendim şımarık çocuğu kahpe İsrail, kahpe Siyonist rejim şu an orayı onlar adına işgal ediyor ve tahrip etmeye devam ediyor. Ne zamana kadar? Artık Müslüman dünya birleşip de tek ses, tek yürek olduğu zaman Siyonizm işi bitmiş demektir. Kardeşlerim, İHA'yı bir de Iğdırlı Onbaşı Hasan'dan dolayı tebrik ediyorum. Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın adına yetimhaneler açıldı. Biz oraları terk ettik zannediyorduk. Meğerse bir tane adam, adam gibi adam, onun gibi nicelerini bırakmışız. Bir gazeteci gidiyor, hepiniz biliyorsunuz, 1972'de bakıyor ki sıcağın ağzında böyle sütun gibi duran, beli bükülmüş, 2 metre boyunda saçı sakalı ağırmış bir adam var. İkide bir bakıyor ona, kıpırdamıyor. Güneşin ağzında rehbere soruyor, kim bu adam? Ha, o mu? Mekzubun teki diyor o, delinin teki. Sen öyle zannet. Ve gidiyor yanına, bakıyor ki, baktım ki diyor, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın giydirdiği, askerlerine giydirdiği zabit elbisesi. Benim dedem, babamın babası Adanalı Koca Mehmet, Çanakkale Kanlı Sırt mevkiinde şehit olan o 250 bin şehitten bir tanesi. Aynı elbiseyi giyen dedem eğer Kudüs'e gönderilseydi Iğdırlı Onbaşı Hasan değil, Adanalı, Kozanlı, efendim, Koca Mehmet olacaktı. Her neyse, baktım ki diyor o Osmanlı elbisesi parçalmış, efendim iyice eskimiş, dizini yamalamış, kolunu bir daha yama üstüne yama yapmış. Karşısına geçtim, baktım bu adam bizden. Selamun aleyküm baba deyince o kıpırdamayan, sütun gibi duran adam birden kıpırdadı. Aleyküm selam oğul dedi. Anadolu'dan mı geliyorsun? Soru da bu. Dedim ki dedeciğim neden burada beklersin? Kimsin, nesin? Birden toparlandı. Ben dedi Osmanlı ordusu, 20. ordu, 15. kol ordu, şu takım, şu bölük, 52. makinalı tüfek komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan. Tekmil verdi. Dedeciğim niye bekliyorsun hala? Evladım anlatayım. Tabii sarıldık, ağladık filan diyor gazeteci. Sonra dedi ki biz yenildik. Askerlerimiz çekildi. Burayı da terk edin dediler. Dediler ki komutanlarımız biz hepiniz tenis oldunuz. Silahları teslim edeceğiz, hepiniz evinize gideceksiniz. Ama son anda 52. makinalı tüfek komutanı Tokatlı Kolağası Mustafa Bey komutanı geldi. Dedi ki evlatlarım bize bir görev verdiler. Biz, İngilizlerin de işine gelmiş kısmen bu. Biz buraların kutsal emanetlerini korumakla görevliyiz. Ben de kalacak olsam kalırdım ama komutan olarak teslim olmam lazım. Ne olur gelin burada kalın. Miracın mekanını boş bırakmayın. Peygamber aleyhissalatü vesselamın namaz kıldığı, secde ettiği, secde izlerinin bulunduğu mekanı boş bırakmayın. Osmanlı'da bizi terk etti gitti dedirtmeyin. Kalın burada. Şu peygamberler diyarını bırakmayın. Hepiniz kaldık. Her birimizin görev yerleri vardı. Tek tek öldük. Bir tek ben kaldım evladım. Ben de görevin başındayım. Adamcağız güneşin ağzı demiyor, bekliyor. En son ayrılırken evladım dedi, bir emanet bırakabilir miyim? Buyur dedeciğim. Tokat'a gider misin? İnşallah.
Kolağısı Mustafa Bey komutanım var, bulur musun? İnşallah bulurum. Ona de ki, senin görevlendirdiğin 52. Makinalı Tüfek Komutanı Iğdırlı Humbaş Hasan görevinin başındadır ve tekniği de tamamdır. Kudüs bizim neyimiz olur? Elbette imanımız olur. Elbette miracın mekanı olur. Elbette kıblemiz olur. Elbette benzer anlamda mübarek yerdir ama Kudüs bizim Iğdırlı Humbaş Hasan gibi dedelerimizi şehit verdiğimiz bizim parçamız olur. Bizim adeta kanımız, canımız olur. Rabbim inşallah onların bıraktığı mirası bugün de Türkiye olarak bütün gruplarıyla her türlü, her ideolojiden, her meslek ve meşrepten insanlarıyla Kudüs davasına sahip çıkacak olan Türkiye Allah'ın izniyle, ben buna inanıyorum, tarih yeniden ayağa kalkacak, bu millet yeniden dirilecek, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun torunları, Selahaddin'in torunları, Nurettin Mahmud Zengin'in torunları, oraya hizmetler yapan Kanuni Sultan Süleyman'ın, Yavuz Sultan Selim'in torunları, Hazreti Ömer'in mirasına sahip çıkacak olan Müslümanlar, bizler Allah'ın izniyle Kudüs'ü yeniden özgürlüğüne kavuşturacağız. Ama hocam uzun gibi gözüküyor, merak etmeyin, karanlığın en koyu olduğu zamanlar, şafağın en yakın olduğu zamanlardır. Şafak yakındır, şafak yakındır, zafer yakındır, Kudüs'ün fethi yakındır. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Ey Kudüs, sevgilim yok, sevgilim sensin. Bildiğim yok, tek ilim sensin. Her yer gurbet, menzilim sensin. Huzurum yok, tesellim sensin. Ne zaman çağıracaksın beni? Ne zaman bu tutsaklığın orucu bitecek? Kıymetli Kudüs sevdalıları, şimdi huzurlarınıza yine Kudüs sevdalısının hocamız geliyor. Muhterem Nurettin Yıldız hocamızı konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun hocam.